Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi sizlerle Bolu Bilim Şenliği'ne doğru yola çıkacağız. Orada standımı göstereceğim. Ardünya Atölyesi isminde bir tane stand kurdum. Kanalımı takip edenler bilecektir. Ardünya ile ilgili birçok çalışma mevcut. Tinkercad.com sitesinde Ardünya ile ilgili çekimler yapmaktayım. Aynı zamanda Bolu Bilim Şenliği'de Ardünya Atölyesi ile katılmayı uygun gördüm. Bu sayede Ardünya birçok kişilere ulaşabilecek. Ve bu aralarda çekimler yapacağım, standımı göstereceğim. Umarım faydalı bir video olacaktır. Evet, arabayı park ettim. Şu an Bolu Kent Meydanı'na doğru, bilim şenliğinin yapıldığı kısma doğru yola çıktım. Evet, Bolu Kent Meydanı tam karşımıza istikamette. Evet, burada parkımız mevcut. Bolu Kent Meydanı'nın parkı. Az ileride de fuarların yapıldığı alan, bilim şenliğinin yapıldığı alan var. Şu an yaya geçidinden geçiyoruz. Arabalar hemen duruyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi büyük bir park. Yemyeşil. Evet, önceden buralar çok eskiden düzgün değildi, güzel değildi. Daha sonradan çevre düzenlemesi yapıldı. Gayet de güzel bir havaya kavuşmuş oldu. Evet, şu an fuarın yapıldığı alanla geliyoruz. Evet, şu an fuarın yapıldığı, bilim şenliğinin yapıldığı kısım. Ve tabii ki şu arka taraflarda da çadırlar var. Evet, şimdi bizim tarafa doğru gidiyoruz. Evet, Ardünya Atölyesi kısmımız 37 numaralı çadır. Evet, burada sunum yapacağız. Şu an masalarımız hazırlanmış. Ben tabii kendi masalarımı getirdim. Bunları yine değiştireceğim. Evet, şimdi evet, aynı zamanda tam arka tarafımızda da havuzumuz mevcut. Yani Bolu Kent Meydanı bu şekilde geçiyor. Karşıda valilik var. Tabii bu sular açıldığı zaman bizim tarafa doğru su geliyor. Ama çadırın arka tarafını kapatıyoruz. O yüzden güneş de gelmiyor rahat bir şekilde. Şimdi malzemeleri götürmeye gidiyorum. Bu şekilde sahnemiz var. Bu sahnede faaliyetler yapılıyor. Aynı zamanda sağda ve solda çadırlar mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an sabah erken saati olduğu için buralar boş. Yavaş yavaş gelmeye başlayıp herkes standını kuracaktır. Evet, atölyemin başındayım şu an. Yavaş yavaş kurma hazırlıkları devam ediyor. Evet, şu şekilde masamızı geniş bir şekilde kurduk. Diğer malzemeleri de yavaş yavaş tamamlayacağız inşallah. Evet, şu an tüm hızıyla devam ediyor. Bayağı bir yoğun geçiyor. Evet, bilim şenliği tüm hızıyla devam ediyor. Çok yoğun bir katılım gerçekleşti. Şu
şu an biraz daha dinleniyorum. Öğrencilerimi de gönderdim, onlar da geziyorlar. Şimdi biraz daha rahatladım. Yaklaşık olarak 9.30 gibi başladık. Takım olarak da gayet iyi bir katılım oldu diyebiliriz. Şu ana kadar 39 tane öğrenciye Arduino ile trafik lambası yapmayı anlattık. Gayet güzel bir şekilde fuarımız gidiyor. Evet gençler, yapacak mısınız? Abi değil, hoca. Evet, burada gördükleriniz hepsi hoca. Yaklaşık olarak 15-20 dakika sürer. Sizin hızınıza bağlı değişebilir. Belki daha da az olur. Bazen 5 dakikada da bitebiliyor. 5 dakika. Evet. Yapmak istiyor musunuz? Siz de çekeyim mi? Sami okuldan geliyorsunuz. Mehmet Akif'ten geliyorsunuz. Nasılsınız? İyi, çok şükür, siz nasılsınız? Ne yapalım hadi. Hocam vaktiniz varsa yaptırayım. Çünkü bayağı bir sürüyor. Ne kadar sürer? Ya, en fazla 15 dakika sürer tahmini. Eğer... 12'de ayrılacağız burada. O yüzden. Tamam. Gelin. Bu normalde trafik lambası yaptırıyoruz Arduino'yla. Robot, bu robotik kart. Değişik robot çalışmaları yapabiliyoruz. Burada da arabaların geçtiği ışıklar. Bu da yaya. Kodlamayı gönderiyoruz. Buradaki kodu karta. Ondan sonra çalışıyor. İstediğimizde de yakıp istediğimizde de söndürebiliyoruz. O şekilde bir çalışma. Hadi gelin bakalım. Evet, şu an gençler geldi fakat okulların fazla vakti olmadığı için çocuklar mecburen projelerimizi yapamıyorlar. Bu da önemli bir etken. Aslında öğretmenlerin sabahtan gelip akşama kadar öğrencileri burada tutması gerekiyor. O şekilde tutmadığı için de sıkıntı yaşıyoruz. Bazıları sadece dinleyip gidiyor. Aslında bu şekilde olmaması lazım. Ama yaklaşık olarak 39 kişiye eğitimi verdik. İnşallah sayımız akşama kadar daha da artacak. Yani 1,5 saat civarında bu kadar kişiye ulaştıysak yoğun bir kasım olacak diye düşünüyorum. Çünkü çoğu okul gelmedi. Bazı okullar güzel, sabahtan akşama kadar bekliyor. Arkadaşlar getiriyorlar. Ben de ara ara yeni videoları çekmeye çalışacağım inşallah. Daha sonra da YouTube'a, kanalıma atacağım. İnşallah faydalı çalışmalar olur. Şu an kapatma aşamasına geçtik, artık kimse kalmadı. Yaklaşık olarak 75 kişiye Arduino ile ilgili eğitim verdik. Trafik lambaları yapmasını sağladık. Tabii ki sayımız daha fazlaydı ama kayıt etmediğimiz daha fazla kişi oldu. Artık herkes toparlandı. Ben de kapatmış oldum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.